Hayati Hocam bizlerle beraber ona da bir hoş geldin diyelim hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Allah, hocam? Elhamdülillah Allah razı olsun. Allah iyilik sağlık versin hocam. Çok şükür. Erzurum'u göresim geldi. Oraya birkaç defa gittim ben birkaç hatta birkaçtan fazla defa gittim. Evet. ve Orası derler ya burada yaş onlar öyle söylüyorlar. Burada yaşayan dünyanın her yerinde yaşar. Ama her yerde yaşayan burada zor yaşar. Aa, güzel. Doğru mi? söylüyorlar İlk defa hakikaten. Hı -hı. Çetin yani iklimi çetin ama. Çok güzel gerçekten. Eti bu kadar güzel mi yapar adam? Cevap, <laughs> cevap, çok Çok güzel. Erzurum'un abutabın nevbahar olsun da gör. Çeşme sara, çeşme pünhan aşikar olsun da gör. Erzurumlu şair Hazık Mehmet. Hazık Mehmet merhum. Erzurum'un müftüsü de. 1800 bilmem kaç, 70'ler galiba. Hı hı. E, ayrıca İbrahim Hazretleri'nin vaaz hocası. Maşallah. Yani Hazık Mehmet unutulmamalıydı. Bana kalırsa ayıp oluyoruz. Çok ayıp oluyor. Çok güzel bir divanı var. Belki çok hacimli değil ama müftü divanı çok güzel. Bir beyti benim çok hoşuma gitti. Şöyle diyor. Yani her divan çok hoşuma gitti de bir beytinde özel bir mana var. "İkinci nabi dense bize artık yakışmaz mı?" diyor. Aa, kendisi için Kendisi dedi. için diyor. Vay be. Şimdi bir şair birine göre kendini ikinci sırada görüyorsa çok mütevazı demektir. Evet. <laughs> çok tatlı bir üslubu var. Allah gani gani rahmet etsin. Hikemi <laughs> tarz vardır ya hani Bekir sen bilirsin. Böyle aşıkane değil de daha çok hikmet söyleyen, akla yol gösteren bir üslubu var. Evet. Nabiyi takip etmiş. İyi de takip etmiş. Evet. Ve son tahlilde yani bize de artık ikinci na Nabi san Saniye'den sezade ilmi diyor. <laughs> ya sezade ilmi değmez mi? Allah gani gani rahmet Nabim etsin. Amin inşallah. <laughs> Ketenci zade Erzurumlu. Çok mümbit toprak değil mi? Allah'ın Efe <laughs> Hazretleri de Allah oradan. Nef-i ya nef'i merhum. Nef'i oradan. Yani kasidenin evet. duayeni. Kaside evet. sahasında en üstün üstad evet. o. Biraz mizacı karışık. Hı hı. Böyle Ergele tabiatlı. idam bahasına sözünü geri çekmeyen. Kafiye tutsun babamı hicvetmezsem namerdim. Bu adama Öyle gerçekten. Dördüncü Murat merhum. Allah kanı rahmet etsin. Dördüncü Murat malum Hadidül Mizaç. Çok sert tabiatlı <laughs> bir adam. 28 yaşında da çekti gitti. Eşkıya ile uğraşmayı strateji olarak biraz da mecburiyetten. İstanbul'da Ayyaş, Berraş her türlü istikler yayılmaya başladı. Hı -hı. O da kafaya koydu bu işi bitireceğim. İki kişiyi görevlendirdi. Biri kuyucu Murat Paşa'dır. Biri de şu Rami şey Bayram Paşa. Hı -hı. Bayram Paşa. Semte adını veren Şimdi adam. Semtine. Tabii. Hı hı. İkisi de olağanüstü yetkilerle donatılmış. Eşkıya'nın hakkından gelecek Dördüncü Murat'tan yetkili falan. Hı -hı. Özellikle Bayrampaşa ile ilgili bir tereddütü var dördüncü Murat merhumun. Nefi çağırıyor ve adam adam ikaz ediyor. Bak diyor şairliğine verdim. Bana bile laf soktuğun oldu. Bir şey demedik. Yine seslenmedik. Seslenmedik. Bayram Bayrampaşa'ya dokunursan kulakları değişiriz diyor. Çünkü biliyor ki dokunursa Bayrampaşa'nın affedersiniz karizması çizilir. Evet. <laughs> Çünkü bugün üç büyük gazetenin manşetine çıkınca ne olursa kişiye o gün nefi'inin bir yergisine konu olmak ondan da beter bir şey. Hı hı. Sokağa çıkamaz. Hı hı. Bunu biliyor 4. Murat Merhum. Söz alıyor. Olur mu olur diyor ama işte mizaç kafiye tutsun babamı hizmetmezsem ne haberdim diyen Vallahi adam tutamadı abi. sözünü. Çok fena vurdu Bayrampaşa'ya. Yani okumak bile zordur. A köpek redifli kaside yazdı ya ya bu da mı yapılır ya? Ama siz dediniz ya başta zaten kafiye tutsun, babamı iyileştirmesin, yani işte hiç vermezsen dör, namerdim. Dördüncü rağmen hani belki evet. onu da yaptı. Bir gitti geldi Bayram Paşa merhum. Zor tabii yani hmm. çok Allah vermesin. Nef'i gibi şairi karşına almak çok risk. Neden kızdıysa onu da bilmiyoruz. Birkaç defa daha böyle ısrar ediyor. Vurdukça vuruyor. E, çağırdı mecburen Dördüncü Murat merhum. Ben sana ne dedim? Hmm. Yani hani dikkat edecektin. Mırın kırın falan başka kabahatleri de var. Hmm. Ve idamına hükmedildi. İdam sırasında bile dalga geçmekten geri kalmamış. Allah Allah. İnfazı imzalayan, fezleke imzalayan hemşerim var. Sudanlı vezirmiş. Rekkep damlıyor, kağıt bozuluyor. Herkesin rengi dönüyor. Adam idam edilecek. Orta Şimşek sıkıntı. düşmüş bahçeye bir de o var yani. Şimşek sihamı kaza, gökten nazire indi sihamı kazasına, nef'i diliyle, diliyle uğradı hakkın belasına diyor başka bir şair. He he. Onun siham oklar demek malum. Hmm. Onun kaza oklarının naziresi diyor gökten geldi. Şimşek yıldırım düştü falan. Hmm. Yani diliyle uğradı. Yani herkesin kalbi küp küp atarken ortamda sakin bir kişi var nef'i. İdam edilecek. Evet. Bu şeyden mi? Biraz meşrebinden mi? Yoksa tevekkül ehli bir yönü Sanırım de mi var? Sanırım ikisi birden ya. Ha, ikisi, ha. Sanırım ikisi birden. Yani Mevlevi diyemeyiz biz nef'i merhuma ama Mevlevi muhibbi olduğu da çok açıktır. Yani he. hissediliyor yani birçok şiirinde. Oraya bir muhabbeti var. Tevekkül ehliyiz hergiz bizim amalimiz yoktur. Ve he. <laughs> Heyyadır bizim için devlet isticalimiz yoktur. Biz diyor tevekkül ehliyiz. Emellerimiz yok. Devlet bize hasta ama biz sana özür etmiyoruz. Allah Allah. <laughs> ya böyle bir mizaç. Orada kalemden mürekkep damlıyor. Fezdeki boyanıyor. Simsiyah oluyor. Herkes de bunu şerre yoruyor. Zaten hmm. insanlar tedirgin. Hmm. Eyvah diyorlar filan. Heyecan artıyor. O vezire dönüp teriniz damladığı vezir. Siyah ya adam. Mürekkep te siyah terk edilecek. <laughs> şey, Sıvıdanlı olunca. Hala dalga geçiyor yani. <laughs> Allah Allah. O anda bile enteresan bir adam. Ee, o gün söylediği rivayet olunan mısralarında yani adamsan bugün telaş etmen efi. Cihana geldin gidiyorsun bir adam görmedin. Güzel bir insanla karşılaşmadın. Varsa da sana rastlamadı e, can gidiyor diye de telaş etme. Netice itibariyle yoktan geldin. Bir kaza, kaybın yok. Yine de bir kazanç sayılır. Yani, Burayı gördüm. <laughs> var etti Allah seni. Var etti Allah seni. Şimdi kuvvetli iman sahibi olmayan birinin duruşu değil bu. Bunu insan evet, yapamaz. Kesinlikle. Ölüm karşısında bunu yapamaz. Demek ki çok metin efendim, kavi bir iman ehli. Ama mizaç diye de bir realitemiz mi? var. Mizaç böyle. Dokunamıyorsun bir şey diye. Sonra çok çok şey böyle çok cesur yani. Dördüncü Murad'ın karşısında mesela şunu diyor. Kanuni merhum unutulurdu baki olmasa diyor. Yani, Şairlerin yani. kıymeti bilinmeli falan filan. Yani çok şey bir adam. Şuradan yürüyelim mi? Aslında tam da bunu sormak istiyordum. Bakıyoruz mesela asr-ı saadetten bu yana ehli belagatla yöneticiler arasında, padişahlar arasında eee çok değişik çok müstesna bir iletişim bir münasebet olmuş. Bakıyorsunuz efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hasan bin Sabit radıyallahu anh'a kürsü veriyor. Sırfı konuşsunu, savaşlara gitmiyor Hasan bin Sabit. Evet. O da e, meşrebi mizacı gereği diyelim. Evet. E, Osmanlı'ya geldiğinizde bakıyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman e, Muhibbi Mahlası'yla, işte Yavuz Sultan Selim Avni Mahlası'yla ve yüzlerce örnek verilebilir. Şimdi günümüze geldiğimizde acaba ehli belagatla gücü elinde bulunduran insanların, yöneticilerin bu şeyi, teması, bu münasebeti devam ediyor mu? Ya da ne aşamadayız? Vallahi zor, çetin bir soru. Öyle büyüksün ki sultanım seni benim gibi bir şair övmektedir diyen nefi. Allah Allah. Ve karşısında 4. Murat gibi hadidül mizaç bir adam. Evet. Çelik iradeli. Yavuz geldi dediler o tahta geldiğinde ya yani çıktığında Yavuz'un mizacı vardı. İyi ki de öyleydi o bela önlenemezdi ya. falan. Ama onun karşısında ölümle dalga geçebilen ona hadi rahat konuşalım yani laf sokan evet. padişah, halife, sultan ya. Yani. ama ona bir şeyler söyleyebilen ehli belagat diyorsun ya şair var. Bugün durum ne? İki, iki kürsü de boş gibi geliyor bana. Hmm. Yani neden? E sistem çok farklı. Yani zaman o zaman değil. Zaman o zaman değil. Toplum o toplum değil. Halkın insanların onayıyla, oyuyla gelecek birinden bahsediyoruz azizim. Evet. Yani büyük, büyük belli bir memnuniyet çıtasını tutturmak, tutturmak durumunda insan yani. E, siyasetin açmazı olan popülarite, popülizm. Hı, hı. E, şimdi göz ardı edilemez. Neden? Çoğunluğun olurunu almanız Gerekiyor. Evet. Bu insanı bazı yanlışlara zorlar mı? Sanırım zorlar. Yani işin içinde değilim ama evet. zorlar. E şimdi öyle şair, öyle şiir söz konusu mu? Değil. Onun ortamı yok. Aslında bu iki taraflı. İki taraf. Yani Tabii. kaybolunca hepsi birden kayboluyor. Evet. Gelince hepsi birden hepsi geliyor. Birden o gidiyor. şairlerde o amirlerin emirleri altında yetişiyorlar gözetimi. Öyle devletlerde yetişiyorlar. Ya, Ebul Vefa'nın olduğu yerde Fatih <laughs> oluyor. Yani aynen öyle. Efendim Kemal Paşa Zade varsa bir Yavuz Sultan Selim oluyor. Yani şöyle bakıyorsun Fatih dönemine ya Molla Kur'an'a Molla akşamsettin Akşemseddin, Ebul Vefa Hazretleri, Molla Cami Hazretleri, Muhammed bin Ebu Bek şeydeki Edirne'de medfun olan evet. Mızrak Dil, Mahal, Muellifi. evet. müellifi. Yani her biri sahasının yıldızı ilim erbabı. Etrafını E ya 21 yaşında bir çocuk bu kadar imkana sahip olunca da elbette... Böyle pısırık o, bir adam ya da sıradan vasat bir adam olması o, tabii ki beklenemez. Ve olabilir. mantıklı da değil zaten mantıklı yani. Değil. Çünkü oyun kurulmuş bir kere yani. O gelenek devam ediyor. Yani mukayeseye çok şey değil gibi geliyor bana. Evet. Müsait değil gibi zemin. Ama ibret alınabilir. Alınmalı. Yani Tarih ne işe yarıyor? Zaten niye okunur öğrenilir? Yani. Şimdi o zamanki şu zamanımıza süzülüp getirilmesi gereken bir hikmet. Alimin kötüsü devlet kapısına gider. Devlet başkanının iyisi alimin ayağına gelir. Ya. Yani hürmet eder yani. Bu illa e, bize anlatılan hadiselerde, okuduğumuz hadiselerde olduğu gibi olması dergahın kapısına gelip boyun bükmesi anlamında anlaşılmamalı. Ama hürmet eder. E, i̇lme hürmet eden de izzet bulur elbette. Öbürü de ilim erbabıysa makam mevki derdinde olmaz. İstemez. Hele servet, şöhret filan ilim erbabı. Hı hı. İstiyorsa saha değiştirmesi lazım. Burada şu da karıştırılıyor zannediyorum değil mi hocam? Hani ilim ehli de makama makam istemez, e, dünyayı istemez, dünyalık istemez ama... Onları da hicvetmez ya da onların ha. da karşısında durmaz. Tabii. Onları da tahkir etmez. Elbette. Ha, yani ayrı istemez. Ayrı bir de e, tahkir etmek ayrı bir ha, şey. Başka yani. bir şey. Yine ona da saygı, Kemal edip gösterir ama talip olmaz. Talip olmaz. Evet. Kendisine teveccüh edince de gereğini yapar. Kaç, zamanı alim, zamanı alimleri de bunu böyle anlıyor gibi. Yani illa muhalif olmak lazım. İlla ters ha, bir şeyler söylemek lazım. Yani Laf o, sokmak lazım ki hani ilmimiz tamam olsun. Halk nezdinde desinler ki ne büyük alim Öyle değil. O Hem, aslında o hastalığın tersinden görünüşü. Ha işte yani. yani o başka bir şey yani. Evet. öne çıkmak için, dikkat çekmek için ya işin bu değil kardeşim. Sen il, ilminle meşgul olursun. Bir vazife düşerse korka korka yani bilirsin ki sorumluluk üstlenmek Ayrıca lezzetsiz yani ilim erbabı birçok tanıdığım hocalar var Böyle okuma makamındayım kardeşim diyor Ben ne yapayım dekanlığı rektörlüğü ya, diyor Yani okuma makamındayım Şimdi neden gönülsüz veya isteksiz gider Böyle veya siyasi bir pozisyona Hakikaten okumak çok zevklidir Ehli bilir de ondan Ondan mahrum kalmak istemez Bunu yaparsa kerhan yapar hmm. muhakkaten yapar ve o adam Ölelerini de tanıdım. Güzel bir edebiyat hocası, müsteşar olmuştu. Vazifesinin üçüncü yılında, Necat Hocam, Necat birinci hmm. Profesör Doktor. Olamadık bürokrat dedi ya, olamazsın dedim. Hocam sen okuma yazmayı seven adamsın yani. İşkence gibi <laughs> bir görev yaptı. Allah'tan dedi yani çıktı. Şimdi çok rahat yani kitaplarla buluşunca çok rahat. Yani kararı vermek lazım. Hikmet mi, servet mi, şöhret mi? Neyin peşindesin yani? Devlet mi? Hadi şöhret demeyin de. Gerçekten. Devlet ne izledi. zor iş hocam ya. Çok zor tabi tabi. Tabi yani im imtihan çetin azizim. İmtihan çetin. Şimdi başta açtığın o kapı enteresan. Resulullah'ın huzurunda aleyhissalatu vesselam övünen bir adam düşünüyor. Şair bunu yapabiliyor. Kimsenin yapmayacağı bir şey. Evet. Herkes tüyleri diken diken oluyor. Eyvah diyorlar bu da mı olur? Efendimiz tebessüm ediyor. Yani Hasımlarını yere seren şairimi çağırdın ya Resulallah diyerek geliyor. Şimdi bu olmayacak iş ama şaire burada bir saha açılmış demek bir kapı ki. Bırakılmış. Bir kapı açılmış. Oradan girdiler. Bugüne evet. kadar hep övünürler. Evet. <laughs> e, yakışır da. Demek ki belagat ehlinin böyle bir tarafı da var. Yani bu kadarına meşruiyet zemini hı hı. ile <laughs> verilmiş Cenab-ı Peygamberin aleyhisselam açtığı bir meşruiyet sahası elbette hududu var. Abartmamak hmm. lazım ama benden farklı olduğu da açık yani. Kesinlikle. Şair dediğiniz biraz sıralı şey olacak. Ne oldu bu adamlar hocam sonra zamanla? Yani bizim hikayemizde o kopuşu tam olarak nerede yaşadık? Yani şu an şu zamanda siz e, yetişenler görüyor musunuz? O kalitede bir nesil geliyor mu? Altın Sevdalılar, tutkulular, ilgililer az sayıda da olsa görmekteyim ama yetişen görüyor muyum? Yani ne yazık ki böyle bir tespitte sahip değilim. Hı hı. Ben burada şimdi büyük sözler edilecek bir saha hep de kaçındığım bir şey ama beş kelimede görüyorum ardarda arda gelen 1830'lardan itibaren tanzimat, ıslahat, inkılap, reform, devrim. Aslında mana olarak hepsi. Bakıyorum beşi de mevcudu gözardı. Yani en yumuşak söyleyişle gözerdi ederek. Hı. Yıkalım da Hadi yıkalım aslında da. Hadi ben biraz yumuşak söyleyeyim. Hmm. Hiçe sayarak yürüyelim. Hiçe saymayı veya yıkmayı yol tutan bir projesi mi var alternatifi? Hayır. Bu sadece bir yıkım. Cennet Mekan Abdülhamit Han'ı indirenler daha sonra bunu itiraf ettiler. Sonrası için bir şey düşünmemiştik. <laughs> evet. yeter ki bu gitsin. E, yeter ki bu gitsin. Çok farklı bir zamanda kü değiliz. E, bu, şu anda olan bu kültür evet. anlamında. Yani bu birikime sırt dönmek, yok saymak, bunu hatta biraz da utançla. Bu utanç şuna çok benziyor. 28 Şubat sürecinde hep beraber gördük. İmam Hatip Lisesi'nde talebe ise bunu fısıltıyla ifade edebiliyor gençler. Ya da mümkünse meslek lisesindeydim falan filan gibi yani. Burada bir utanç var, bir çekingenlik o var. Çocuk öyle onu fısıldarken... O zamanın e, muhafazakar bürokratları klorifer dairelerinde gizli gizli namaz kılıyorlardı. Evet Yani paça dizle, diz izi yapmış mı diye kontrol edilerek insanlar hakkında kanaate varıldığı evet. zamanlardı. Evet. Yani, düşünün ne kadar vahim bir zaman yani. Yani biz epey bir darbe gördük yani fikri anlamda. Fakat işin kötüsü şu ki kanıksadık sanki bir atalet, bir tembellik, bir vazgeçme, bir adam sendecilik sanki işledi iliklerimize. Ben bunu önemsiyorum işte. Yani evet. şuuru uyanık tutan, hiç olmazsa hasretini duymasını temin eden darlık günlerini insan özlüyor varlıktan dolayı. Yani darlık imtihanı zordur belki tamam da varlık imtihanı daha zor. Dualarda da öyle. En basinden herkes kendinden pay bitsin. Çocuğun yoğun bakımda tedavi görürken ettiğin Nasıl duayla, dua edersin? işlerin tıkırındayken ettiğin dua aynı mı? Aynı kalple, aynı ruhla mı gidiyorsun secdeye? Bu da aynı biraz onun gibi yani. Her değerimizde, yani harf dahil, şiirimiz dahil, lisanımız dahil, her değerimizde böyle bir örselenme yıpranma efendim aidiyet hissimizde biçimsiz bir zayıflama üzücü işin doğrusu ama buna paralel giden başka bir gelişme nedir bakıyorum şimdi pandemi sebebiyle konferans salonlarında birkaç bin kişi bir araya gelemiyoruz ama başka ortamlarda yine buluşuyoruz gençler talep halinde heyecanla Takip ediyorlar, öğrenmek istiyorlar, kurcalıyorlar. Nerede karşılaşsak sorular soruyorlar. Gençler dediğim 20 yaş grubu. E bunlar şimdi bize ne demek istiyorlar acaba? Yani 3-5 kişi olsa arızayı diyeceğim falan ama öyle değil. Yani milyonlarla ifade edilecek bir şeyden bahsediyorum. Yani böyle bir ilgi. Ben bunu tercüme ediyorum kendimce. Kendilerinden aldığım beyanlar da buna benziyor beni tasdik ediyor. Hocam verdiniz de almadık mı? Ya. Söylediniz de dinlemedik mi? Bizi suçlamadan önce yaptıklarınıza bir bakın. Ya. Haklı olabilirsiniz, mazeretleriniz vardır falan ama e, siz de bize bir şey getirmediniz canım. İşte tam burada size gelip ya hocam biz bu çocuklara sahip olamıyoruz. Benim bir oğlum var şöyle şöyle yapıyor işte namaz kılmıyor. Ee, şöyle ahlaksızlıkları var işte şu var bu var diyen insanlar şekva eden insanlar da aslında e, kendi evladından şekva şikayet etmeden evvel dönüp bir düşünmeli. Yani bakıyorum diyorum ki ya o çocuk Hayati Hoca'nın çocuğu değil. O çocuk gökten zembille de inmedi. Sen yetiştirdin, senin eline doğdu. Sen yanında gıybet ettin belki ya da eve getirdiğin rızk haram mı helal mi nedir ne değildir. Neyedirdin? Bir şekilde aslında çocuklar bizim eserimiz. Ha, Allah hususi bir imtihan eder. Başka. Eyvallah peygamberler bile bununla imtihan Şu Ayrı bir şey ama genel manada daha rasyonel düşünecek olursak. Muallimi sensin. Sen, baba Sen, olarak, senin anne çocuğun. Olarak. Sen, merdi sen kendine baba ol diyor. Ya, İmam ne kadar güzel. Baba olmak kendine baba ol. İmam Rabbani evet, Ne kadar güzel. Merdi sen kendine baba ol. Bir babaya yazmış da baba çocuğuyla ilgili yardım istiyor falan. Bu senin samimi olman gerekiyor demek. Yani <laughs> kendini düzelteceksin. Evet. Bugün torunlarda bunu biz müşahede ediyoruz. Torunlar bizi izlerken Bakıyorum ki davranışlarımıza bakıyor. Samimiyet testleri yapıyor. Yani çok acımasızlar o noktada yani. Hmm. Ve çok dikkatliler. Öyle hiç numara yapmaya hacet yok. Öğretmeni suçlayayım. Sistemi suçlayayım. Tamam bir sürü kabahatli bulunabilir sağda solda ama neticede annesi babası sensin. sen elinden yetişiyor dediğin gibi. Evvel de beslemeyle yani. Haram yedirdiği noktada yani ne olacak ya? Nasıl olacak yani? Benim Abdullah'la geziyorum ya Avrupa'larda gezerken bu pandemi yokken Almanya'da gece et yapan bir yer bulduk Türk hmm. bir restoran, helal mi dedi et, et helal dedi, paranız helal mi? Uf be, ya, alkışlıyorum ya, o adamı be. Ya. Ne olduğumuzu bilemedik. Dedi mi bunu ya? Tabii. Et helal bizim de Vay dedi. Be, seni tanımak istiyorum yiğidim diyorlardı ya bir ara. Strasbourg'da ben tanıştığım benziydi, be. evet. Dedi ki paranız helal mi? Şimdi hani meşhur bir hikayeden bahsederler. Süt satıyormuş da iki dükkan yan yana biri satamıyormuş. Biri de öğlen bitiriyormuş. Hmm. Nasıl satıyorsan bana da öğret deyince demiş ben geçeyim dükkana. Geçmiş ve öğlene kadar bitirmiş. Akşam son nasıl oldu da sattın demiş. Su kattım demiş. Ne demiş? Su kattım demiş süte. Ha. Öyle iyi satılıyordum. Ya haram ettin demiş malı demiş ya ben helal sat, Millette helal para yok ki demiş. <gülüyor> 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 yani bir paranın nereden geldiği, nereye gittiğinden belli olurmuş. Biz helal lokma noktasını çok unuttuk be cemiyet olarak. Hadi bir otokritik yapalım ya, bir nefis muhasebesi yapalım ya. Kendimizi bir gözden geçirelim. Cenab-ı Peygamber ben sizin fakir olacağınızdan korkmuyorum. Dünyanın elinize bol bol geçerek harama helale riayet etmeyeceğinizden korkuyorum. Birbirinize düşeceğinizden korkuyorum dedi aleyhissalatü vesselam. Yani mealen yaklaşık olarak. E şimdi kazanayım da nasıl olursa olsun dersen evladı kaybediyorsun. Allah göstermesin. Tevbe zamanındayız aslında ya Bekir ya. İşimiz bu ya. Tevbe edeceğiz ya. ...legal diye kendimiz davutmayalım... ...legal olur da bakarsın helal olmaz. <laughs> ya adam verdiği cevaptayım ben ya. Yani gerçekten... E i̇şte Bunları işte... çağrıştırıyor, bunları hatırlatıyor adamın sözü. Etraftaki bütün esnafın böyle olduğunu düşünsene ki... ...böyleymiş zaten. Zaten böyleymiş. Zaten böyleymiş. Tabii. Ya ben geçen bir yerde okudum hocam. Ee, Eyüp, Eyüp değil. Helvacı. Umum şekercilere helvacı ismi veriliyor ya Osmanlı'da. He, he, bir helvacının hikayesiymiş hocam. Eee helva alıp satıyormuş ama aynı zamanda küfür de alıp satıyormuş bu. Hmm. Bir kutusu varmış. Siz gidiyorsunuz mesela. Sövüyorsunuz. Diyorsun, diyor, diyor, diyorsunuz ki ben de diyorsunuz böyle hiç gün yüzü görmedik bir küfür var. Ha. Gel diyormuş. Ha, kapıdan içeri giren anlar da o zaten diyor. Ha, küfür ee, almaya geldi. Şeker almaya mı geldi? Şekerci mi küfürcü mi? Ha, küfür <laughs> alacak da sadece satmaya geldi. Diyormuş ki şuraya yaz. Yazıyormuş, okuyormuş şöyle. Diyormuş ki buna Üç akça veririm ama kimseye söylemeyeceksin bir daha. Diyormuş söz. Veriyormuş, onu kenara koyuyormuş. Bunu istimal etmek isteyen, Kullanmak isteyenler de geliyormuş. Diyormuş ki orijinal bana böyle bir şey lazım. Bir hiciv, bir küfür. Hocam ona sekiz soru soruyormuş. Bu küfrü kullanacağınız kişi erkek mi kadın mı? Bu küfrü kullanacağınız kişi akrabanız mı, kan bağınız var mı? Bu küfrü kullanacağınız kişi şöyle mi böyle mi? Son sorunun güzelliğine bakın hocam. Son soru şuydu. Bu küfrü kullanacağınız kişinin bedeni bir engeli, bir özrü var mı? Yani bir engeli varsa, engelli biri ise eğer. Vermem. Ona ona göre yani ha. ya da vermem ya da çok daha hafif bir şey verecek. Bunu ben şeyde dinlemiştim. Allah bunu. Allah. Allah Alem Mustafa Armağan'ın bir hikayesiydi bu. Televizyonda dinlemiştim ben bunu, hocam. <laughs> ya inanamadım yani. Şimdi bakıyorsun bir yere giriyorsun. Hocam etin helal mi diyorsun. Adam sana diyor ki senin paran helal mi? Şimdi bu soruyu sormak için bir adamın hakikaten birkaç fırın ekmek yemiş olması bir bayağı bir gece gözyaşı dökmüş olması lazım ki Allah bu soruyu sorduracak o özgüveni cesareti Lütfen, versin. kendimizi gözden geçirdik. Etraftaki bütün esnafın böyle olduğunu ya, düşün ki böyleymiş Osmanlı ya, zamanında. Ya. Neler yitirdiğimizi ona daha iyi anlıyoruz işte. Hepsi elimizden gitti. Ca kebapçıya gidiyorsun Erzurum'da. Diyorsun ki <laughs> etin helal mi? Erzurum'da döverler zaten. <laughs> ne olacaktı ya? Evet, evet. Hocam onu da söyleyeyim. Buradan da bu şeyi mi söyleyeyim? Ben çok üzülmüştüm buna. Hani şimdi pandemi dönemi vallahi geçen Hatırlar mısınız? Biz Erzurum'da ilk programı yaptığımız, müşterek ilk program yaptığımız yerdi bizim Erzurum sizinle hocam. Hatırlıyor musunuz? Aa, yok. İlk defa biz birlikte Erzurum'da sahne programı yapmıştık. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Allah Allah. Hatta, Hatta o zaman şöyle bir şey demiştiniz hocam. Anam bana dua etti. Seni ünlü sunucular sunsun, takdim etsin <laughs> diye. Neyse Erzurum'da hocam o gittiğimizde ben gündüz böyle bir gezdim o şehri. Kıtlama şeker vardır ya Erzurum'da. O zaman hocam herhangi bir çay ocağına oturmuştum. Böyle paketler içinde şeker getirmişlerdi. Dedim hani kıtlama yok mu? Dediler kıtlama artık yasak. Hmm. Sağlık e, şey hijyenik şeylerden de. Daha o zaman şey yoktu mesela. Pandemi, pandemi yoktu. yoktu. Ona o zaman çok üzülmüştüm. Ha, şu an evet haklıdır, hakkıdır. Ama o kıtlamanın da tadı çok başkaydı hocam. Caker kebap sever misiniz hocam? Çok hem de. Yani 15 cadan az olmamak kaydıyla. Yok canım. Tabii canım. Yani 15 iş yiyebilir misiniz hocam? 15 iş Allah'ın izniyle çok yani biraz zor olur belki ama iyi acıktığım bir günde oradaysam yani İstanbul'da 7-8'i geçemiyoruz tabii yani çok üzücü bir durum var. Burada bildiğim çok güzel bir Öyle yer mi? Var hocam. Yayından sonra. İnşallah. Yani Erzurum'un yerini tutmaz ama hani böyle nefsi kör etmek kabiliyim hocam. Zehri hicbi cihana neşridenin zebanı bir şek zebana efidir. Tahir olmaz kelp ancak beşere nef'i vardır. Öyleyse nef'idir. Tahirül Mevlevi. Hmm. Cennet mekan 1877 doğumlu. 1951'de vefat etti. Hani şu nef'iden bahsederken nef'inin evet. çok meşhur mısraları vardır ya. Evet. Köpek diyen Tahir Efendi'ye bir cevap vermiş. Evet. Kelp Tahir'dir demiş bizim mezhebimizde falan. Ben malikiyim. <laughs> Ona cevap veriyor Tahirül Mevlevi. İyi yapmamış nef'i diyor. İyi yapmamış demekle. Hem Maliki değil, hem Maliki de çok temiz değil. Dört mezhebin dördünde de. Yani Şafii kadar evet. hassasiyet yok belki diğer üçünde ama canım eti yenmez, sütü içilmez, desi temiz. Olsa olsa Nef'idir çünkü faydalı bir hayvan o değil. Aa, <laughs> ya, Allah Allah. Şimdi bunu şunun için yad ediyorum. Nef'inin ismiyle hatırlamam şundan. 17. yüzyılda söylenen bir sözün aynı üslup dairesinde 20. yüzyılda cevabını bulabiliyorsunuz. 1951'de vefat etti Tahirül Mevlevi merhum. 1951. dün, dün daha. 60'larda, 70'lerde çok güzel sözler söyleyen. Yani 73'de vefat, 78'de vefat Abdurrahman Şeref güzel yazıcı. 93'de vefat Veysel Lüksüz. Yani sona kadar böyle örnekler görüyoruz. Sonra birden bir kesiliyor. Ne olduğumuzu anlayamıyoruz. Darmadağın yani. Bu acı geliyor insana. Yani bu demek ki bir iradenin tezahürü yani olmasın böyle bir bir iki yeni bir dünyaya bakalım ne demekse o yani insan kendisinden başka bir şey nasıl olur ya bir toplumdan bahsediyoruz sun iyi bir kültürü sen yönlendiremezsin arkadaş o senin hocandır evet. diz çökersin adam gibi mütevazı bir katkı sunarken de haddini bilirsin. Yani olur ya beslendikten sonra bir katkı sunacaksındır, bir eser vereceksindir. Utana sıkıla. Tahirül Mevlevi böyle yapmış. Fuzuli'nin su nazire yapıyor. Utana sıkıla ortaya çıkarıyor. Hocasına gönderirken yazdığı mektup bir de bunu yaparken 20 yaşında. Üstadım diyor haddi çok açtık diyor. Su kasidesine bir nazirecik yaptık ama pek sudan bir şey oldu diyor. Ha. Şuna bir bak diyor. Allah Allah. Baktım öyle de işte öyle sudan falan değil. Yani had bilme, şeyde de gördüm bunu, hat sanatıyla meşgul olanlarda böyle bir laf var. Hat bilmek, had bilmektir diyor. Ne kadar güzel. Yani ne demek istedin dedim. Şöyle dedi mesela, üstasıyla arasında geçen bir şey, meşk usulü. Bir de onu da unuttuk. Nereden mezunsun diyoruz ya birbirimize. Evet. Eskiden öyle demezdi. Hocan kim? Hocan kim? Hangi üniversiteden? Kimin talebesi? Hakimin talebesi? Önemli olan o. Hatta diyor, üstadım diyor, baktı diyor bir gün önceki çalışmama. Baktı baktı diyor. Şöyle bakardı diyor. Hatta Tahmit'ten bahsediyor. He. Bu kafın diyor altındaki çizgiyi iki saç kılı daha ince yap dedi. Ay iki saç kılı <laughs> 75 yaşındaydı diyor. İki saç kılı daha ince yapacakmışım diyor. E şimdi böyle bir hocanın elinden geçince de e, haddini hakikaten biliyorsun. Aferin yok. Ne bileyim. Yani. Ben onu bir kere gördüm. Hatta Tahmit merhumu. Bir defa nasip oldu. sirkecide çay ocağının üstündeydi. Gacır gucur çıkılan bir merdivenle talebelerinden biri merhum Cemil Bilgiç git tanış dedi de cesaret hmm. ettim. Ya 30 yıldır allah Alem girilmemiş loş bir oda yani <laughs> allah içeride. Allah allah. Sırtı kapıya dönük titreyen bir adam hatta tamit Titriyor bayağı bildiğiniz. Hmm. Ama yazarken sahile titremiyor. Allah Hayretler allah. içinde kaldım. Bunu sordum talebesine teyit etti ya. Titrer ayakta zor durur ama dedi o el dedi titremezleri yazsın. Bu aynı e, hani konuşurken kekeleyen insanların şarkı söylerken hiçbir şekilde Her, nasıl bir şeyse. Allah Allah. Bu orada bir şey geçmiş başından hatta Hamit merhumun çay borcu varmış da o çaycı. Çaycı da aksilik yapmış. Biraz ısrar etmiş. Evlat demiş ben hatta Hamit'im paran kalmaz demiş. Eyvallah. Çaycı da nereliyse artık. Çaycı geldi hocam. Sen hatta Hamit sen demiş. Ben de bilmem nereli hayriyim demiş. Ne demiş? Ben de... Bilmem nereli ha, hayriyim. Ha, ha. İl ismi söylemeyeyim incitmemek için. Eyvallah. Evladım her anda bir hayri bulunur da demiş. Yüzyıllarda bir hatta da bulamazsın ha, demiş. Bak, gel. Çok haklı tabii. Ama işte hayatın içinde yaşarken de böyle yaşıyor insanlar. Evet. Efendim Öyle insanların da o kalitede talebeleri oluyor. Nereden mezunsun, kimden öğrendin deyince de insanlar diyorlar ki şu okuldan değil... Hatta tamitten. Valla benden ne, bir şey istemişler ama. ne mı hocam? Diye. Hocam sosyal medyadan çok istek var. Sabahi şiirini istiyorlar. Sabahi bu şiir anlamadım. Nedir sabahi şiir hocam? Bana niye soruyorsunuz diyor. Hocam sabahi şiirini biz anlamadık tam olarak nedir. O detaylı yazarsanız inşallah arkadaşlar not alıp göndersinler. Biz de bir yudum çay içelim. Erzurum'a program yapıyoruz. Bir yani. yudum çay içmediniz demesi evet, Laf değil olur değil? sonra. Adam her türlü ke kebabı, tatlıyı yediriyor. Bir bardak çay içirmeli diyor. Evet ya. Bu çayı Erzurum'lar çok özel içiyorlar. Dursun Ali Erzincanlı bir çay içer. Siz içtiğiniz çaydan özür dilersiniz böyle. O da Erzurumludur. İnşallah şu şu imtihan bir an önce biter de Allah hayırlısıyla inşallah Rabbim merhamet buyursun. ümmet Muhammed'e, insanlığa İnşallah yüz yüze böyle güzel o. Orada çok güzel bilgi evi kitap kütüphaneleri vardı hocam şeyde. Bilgi evleri kütüphaneleri Erzurum'da. Hmm. Gezme fırsatınız oldu mu belediye? Olmadı. Çok güzeldi. Aslında öyle işler çoğaltılsa o nesli yetiştirecek yerler öyle yerler aslında. Çocukların ecdadının yazdığı kitaplara, eserlere ulaşabileceği, diz dize böyle tedrisat görebileceği çok güzel yerlerdi. Erzurum yapmıştı. İnşallah Allah sayılarını çoğaltsın. Şiir okumanın çok kolay bir şey olmadığını gördüm geçen de. Hmm. Nasıl gördüm biliyor musun? Nasıl hocam? Sultan Fatih merhumun türbesine asılmış bir şiir. 1877 yılında koymuşlar. Abdullah Kamid'in Merkadu Fatih'i ziyaret. Başlıklı 41 beyt. hı. Hmm ne diyordu mesela? İki Mısra'nı okuyalım. Necip Fazıl Ayasofya Konferansı'nda yer vermiş ona. Şayestedir denilse alem senin mezarın, hala gelir zeminden tekbiri zarı zarın. Sensin o padişah ki bu ümmeti Necibe, emsar bahşişindir ebhar yadigarın. Ettiğin tekbirler hala yerden geliyor diyor. Mızrağını çaktın yere diyor minarelerin de göğü yoklar diyor. Hmm. Hem yere hem göğe hmm. rahmet ettin. Öyle bir padişahsın ki sen diyor. Bu aziz, aziz ümmete ülkeleri bahşiş olarak verdin, baharları yadigar bıraktın. Çok görkemli mısralar. Yani şeyin Abdülhak Hamid hmm. merhumun. Hmm. Fakat gördüm ki onu okumanın da bir usulü var. Bilmezseniz okuyamıyorsunuz. Nasıl hocam mesela? Şöyle ki yani Sözler neyi kastediyor? Bundan haberdar olmanız lazım. Ki vurguyu ona göre Vurguyu ona göre yapacaksınız. Süleyman Nazif okumuş. Milletin tüyleri diken diken olmuş. 1877'de oraya koyarlarken levhayı. Hmm. Bu hususta yazılmış bir makale Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde bir hocanın, profesör hocanın elinden çıkmış. Ben şimdi o hocanın ismini hürmetle yad edeceğim. Hasan Akay. Evet. Eli öpülesi bir hoca. Makaleyi ilgililer internetten bulur okuyabilirler. Hasan Akay'ın Fatih ile ilgili şiiri. Dikkatimi çekeni söyleyeyim. Yani bir, bir noktayı söyleyeyim. Hı -hı. Biz diyor mezar deriz. Merkat deriz. Lugat'tan bakın diyor. Hı -hı. Merkat ne demek? Mezar ne demek? Hı -hı. Ölüyü gömmeyiz diyor kabre. Ölümü gömeriz. Öl, ölümü gömeriz. Neden? Çünkü ölüm bizim için tadılacak bir şeydir. Evet. Tadarız. Sonrası ebedi hayat. Evet ölüm ortadan kalkıyor. Ne, ne Erdem Beyazıt mı demişti? Ölümü öldürdük. Ölüm ne yapsın bize diyor yani. Neydi? Ama Musa'yı sen, sen hatırlayacaksın şimdi. Şimdi azizim bu inceliğin farkına varmazsanız demek ki okumuş da olmuyorsunuz. Evet. Ya dedim bu hoca arkadaş buna nasıl bir çalışmadır ya. Dedim bu makaleyi yazan adamın elini öperim ben ya. Gideceğim şey dekanını tanırım. İşte hayatı inanç olunca bunu fark ediyor. hocam Estağfurullah. Yani Estağfurullah. çok kıymetli. Yani şey hiç müzik kulağı olmayan bir hoca. Talebeler içerisinde bulunan çok değerli musiki şinas olmayan Namzet bir çocuğu nasıl keşfetsin Edemez. hocam? Ha? Gözünden kay kaybolur. Sayı olur gider. Ben inanıyorum bu memlekette böyle pırlanta gibi insanlar. Yıllardır zayi oldular. Kim bilir kaç tanesini zayi ettik. Biz kendi kendimizi yetiştirmediğimizden, kendimize babalık etmediğimizden belki. Yani senin beni övmene katkı sağlamış gibi olacağım ama güzel bir örnek kaçıramayacağım şimdi burayı. nasıl geçsem olmayacak. Demin Tahir-ül Mevlevi'den bahsettim, su kasilesine naziresinden falan bahsettim. Bunu yazan hoca Cemal Kurnaz, Hı -hı. profesör doktor Hı -hı. Çilehane mektuplarını, tamam. Tahirül Mevlevi'nin Çilehane mektuplarını latinize etti. Hı, hı. Çıkardı. Çıkaralı 20 yılı geçmiş. Benim elime geçti 2008-9'da. Bayıldım. yani Nabi'nin o meşhur natına da şey yapmış yani altılamış. Teala Allah zihi devlet sarayı istifadır bu. Güzide cahi nebî-i müctebadır bu. Eğerçi satı arz üzre veli fevkal bu. Dahile kuyu acz kim melazı ilticadır bu. Sakın terki edepten kuyu mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. 5 Beş kıtadan birini örnek olarak okudum. 20 yaşındayken bir çocuk bunu yazıyor. Nabiye, Nabi 1712, o 1951 yani 3 asır geçmiş şey devam ediyor. Hı hı. Akış devam ediyor. Pınar akıyor. Ne kadar. 20 güzel. yaşında bir çocuk bunu yapabiliyor falan. Heyecanla okudum işte Su Kasidesi'nin naziresini okuduk falan falan. Cemal hocam aradım. Allah razı olsun hocam dedim. Biz öyle bir şeyden haberdar ettin ki falan dedim. Minnettarım falan dedim. Dediğine benzer bir şey söyledi Bekir. Ne dedi? 15 yıl oldu bu kitabı çıkaralı dedi. Ay. Arayıp teşekkür eden, farkına varan ilk kişisiniz o kadar da talebesi var. Ya abi. İnsanın içini acıtıyor işte bu. Yani biz bu kadar mı kadir bilmez olduk ya? Yani hadi diyelim şeyhi mesela çok eski işte. Yani bir dört asır geçmiş, 5 asır geçmiş. İhtisas ister. Anlayamadık falan dedin ama abicim 20. yüzyıldaki adam bu yazanı da hayattayken hani Latinize evet, Cemal daha, Bu kadar da ilginç. Vefat edince kıymete biner ya genelde. Biraz yani ayıp ediyoruz evet, yani. Bu, bu evet. ayıp oluyor abartmayalım derim yani abartmayalım tamam malzemelerimiz elimizden alınmıştır iş zorlaşmıştır şudur budur ama tembelliğimizi mazur göstermez hı hı. bizim affımızı temin etmez ayıp etmeyelim netice itibariyle eğlence ayırdığımız zaman var hı hı. efendim lüzumsuz bir sürü işe ıvır zıvır ayırdığımız zaman vakit bana git var hı. Sabahi şiirini dediğim eğer ne hasta bekler sabahı <laughs> Beklenen şiirdi yani. O sabahı yazmışlar ama. Evet. O dediğinize benzer bir şey ben yaşadım hocam. Çok kıymetli müzik şinas vardı. Zurna da peşrev olmaz derler ya. E, zurnayla Hicaz saz semaisi çalıyor. Ya da öyle bir yapar ki. <laughs> ya hocam ben onu YouTube'da izledim. Bir yerde kaydedilmiş. Yok artık ama dedim. adamı hafızaya aldım. Evet. Bir gün tevafuk Anadolu'da bir yerde yine Denizli civarında bir yerde. sizin memleketin oralarda bir düğüne gittik çekmeye. Orada baktım sazcıların arasında düğünde çalmak üzere gelmiş. Yanına gittim. Ben dedim sizin çok büyük hayranınızın Dalga geçiyorum sandı hocam ya. Allah Allah. Bak televizyoncu kardeş dedi yani yapma bunu. Çok e, 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 ayıp. Ben benimle. Bu, çok ayıp dedi bu yaptığın dedi. Abi dedim yemin ediyorum senin çok büyük hayranın. Sen şurada Hicaz Hasemayiz çalmadın mı? Sen şurada şöyle peşrev çal. Sen şurada deyince Adam var ya neye uğradığını şaşırdı. Hepsini biliyorum. Ben senin çok büyük hayranlığım dedim. Yani bu dünyada seni kimse bunun için takdir etmedi bile. Ben seni gördüm, bildim, takdir ediyorum, alkışlıyorum abi dedim. Siz çok iyi yapıyorsunuz bu işi dedim. Adam var ya o kadar memnun oldu ki. Evet yani insan bekliyor ben Efso Hocam o kadar hani adam cuma hutbelerini bir hafta önceden yazmaya başlıyormuş. İmamın hikayesi anlatılır ya. Yazıyormuş, okuyormuş, ezberliyormuş. Aynanın karşısına geçip ey cemaati büstümin demek ki faiz falan diye çalışıyormuş. Cuma gelince çıkıyormuş bunu. Aynı bir tiyatro oyunu sergiler gibi. Okuyor. Bütün kabiliyetine böyle zorlayarak bunu cemaate anlatıyormuş. Bir cuma, iki cuma, beş cuma. Cemaatten gah kimisi böyle direğe yaslanmış uyuyor, kimi esniyor, kimi işte saatine bakıyor. Acaba ne zaman diyecek diye. Bir gün hutbeyi bitirir, itham verdiğinde demiş ki: "Ey ümmeti Muhammed, ey cemaati Müslüman. Ben demiş bütün bunlara bir hafta boyunca çalışıyorum ve inanın vallahi ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Siz beni alkışlayın diye değil." Lakin gönülde şu şerefsiz nefsim de demiş. Bekliyor be indikten sonra. Hocam ne kadar güzel anlattınız demenizi demiş. Durduramıyorum bunun sesini demiş yani. Bunu da bekliyor bu şerefsiz nefsim demiş yani. Yani insan o kadar bakın şerh etmiş, çalışmış, yıllarını vermiş insan. 15 yıl olmuş kitap çıkalı. Gören yok. İlgi gösteren Gören yok. Ama sen dükkanı iki gün siftahsız kapatsan çıkıyorsun sokağa işte ya. Yani. Aa. Esnaf abiciğim. <gülüyor> <gülüyor> Kaldı ki senin hırdavatçıdan gelecek nesle aktarılacak hiçbir şey yok. Ama bu insanlar bir nesil kuruyorlar, bir nesil yetiştiriyorlar. Okuyalım mı hocam beklenen şiirini madem bu kadar Ne hasta şiirini... bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Siz devam edin. Geçti bakalım. istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Bu kadar kısa bir şiirde, bu kadar duygu yoğunluğuna hakikaten üstad şiirden anlıyor. Teşekkür ederiz hocam. Fazıl Merhum şiirden <laughs> ya, maşallah. Bir de yani 40 yıldan ziyade merak ettik, şiir kurcaladık. Fuzuli de gördüğüm kadarıyla şiirden Anlıyor. <laughs> Öbür dünyada cennette karşılaşırsanız yüzlerine yüzlerinize söylerken de orada olmak isterim hocam yani. Valla geçen de Nurullah Bey onu sordu. Allah Nurullah razı olsun. Cenab-ı Peygamber'in huzurunda sohbetteyken baktın Fuzuli geliyor ne yaparsın dedi. E, senin bana bir ara bir iftar programında sorduğun soruya benziyor. Ee... Tabi hocama karşı orada böyle çok böyle cesur cevap veremiyor insan. Çok hürmetim vardır benim. Ya, o da Erzurum'da ya maşallah e, subhanallah. Nurullah hocam neyim. maşallah subhanallah ya. Ya Resulullah'ın huzurunda fuzul diye kim bakar demedim tabii de. Fakat düşündüm yani hakikaten ya. O huzurda olmayı sen de o da bana hatırlattığınız birer vesileyle yani. Ebedi hayata geçeceğiz. Maksat odur Hazreti Peygamber'in sohbetinde olmak ne demek? Cenab-ı Hak idrak nasip etsin ya. Abi. Çok büyük bir şey bu yani, çok büyük bir şey. İdraki çok zor, İdraki çok zor. Yani ama o olmayacaksa nesi var dünyanın? Allah göstermesin. Ne diye ömür tüketiyorsun? Ne diye atmosferi kirletiyorsun? Ve ahiret günü dediğimize de günler kaldı neticede belki. Azrail Aleyhisselam saate bakıyor. Bir takım bir takım yaşananlar sebebiyle daha fazla idrak eder gibi olduk. Hani yakınımıza gelen evet. hastalıklar, virüsler şey evet. bu. zaten de ölüm bize Yunus Emre'nin dediği gibi yani sorduğum sarı çiçeğe ölümü bilir misin? E, dedi ki derviş baba ölüm bize yakındır. Cenab-ı Hak idrak nasip etsin. Anladım. Ölümü idrak etmeyi, ni düğünü e, anlamayı, onu özleyerek Azrail Aleyhisselam'la karşılaşınca sevinmeyi nerede kaldın falan demeyi nasip etsin. Ha. Yani çok şeydeyim bugünlerde bak Bekir var ya dokunsalar ağlayacak durumdayım. <laughs> yani iyi olamadık. İyi olamamak çok ağır bir şey. Bakıyorsun ki vakit kalmamış, ömür bitmiş, yaş olmuş bilmem kaç. Efendim babam öyle derdi 20'sine kadar okumayan okumaz. 30'una kadar evlenmeyen evlenemez. 40'ına kadar zengin olmayan olmaz. 50'sine kadar ermeyen ermez. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> 60'ında ölmeyenin 70'inde çekeceği var derdi. Ay ne kadar. <laughs> ve sondan bir önceki <laughs> merhaleye geldik. Tabii medeniyetten duy, duyduğu şeyler işte. Eskilerin böyle sözleri ne kadar gö yol gösterici. Yani 40'ında Kemal yaşıdır diyor artık olacaksın artık bir şey ol diyor yani. Hadis i şerif var onunla ilgili bildiğim kadarıyla yaşı 40'a bulup karı zararını geçmeyen Allah Allah. Kendi Allah derdine Allah. diyor yansın diyor yani düşünsün. Bu meyanda bir hadis-i şerifte Efendimiz Kırkı bulup karı zararını geçmeyen diyor yani. Affet Ya Rabbi. Allah affet ya Rabbi besen. Tamamlayalım evet. mı hocam? Hı? Hadi Tamamlayalım mı? Evet artık. İşte yavaş çayınızı bak. için güzel güzel. Peki. Efendim Allah razı olsun bizi izlediğiniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah şu imtihanımız hayırlı bir şekilde noktalanır da tez zamanda Böyle yüz yüze, göz göze bakarak sohbet ederiz, bu şiirleri okuruz. Ee, bu programı e, vücuda gelmesine vesile olan Erzurum Büyükşehir Belediye'mize, Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e, Genel Sekreter Yardımcımız Hasan Şahin Bey'e, Kültür Daire Başkanı Sayın Mustafa Keleş'e ve Kültür Müdürümüz Ömer Faruk Avcı Kardeşime Beyefendi'ye hepsine buradan selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun, sağ olun. Azımızı çoğa sayın, ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim.